Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize iyi geceler diliyorum. Tabii uzun süredir Türkiye'nin gündeminde Dilan ve Engin Polat ve ondan sonra fenomenler meselesi. Ve tabii yine Türkiye kamuoyunun bu davalar sonrasında Hüseyin Kaya diye bir avukat girdi gündemimize ve yaptığı açıklamalarla aynı zamanda da ses getiriyor Dilan ve Engin Polat'ların, Dilan Polat, Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya. Bu akşam konuğumuz, ilginç konular konuşacağız. Hem Dilan Polat'ları konuşacağız hem de yerel seçimler ve siyaset üzerine de sohbet edeceğiz Hüseyin Bey'le. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İstanbul'a alıştınız mı? Evet, alıştım. İstanbul'dan dönmeyi düşünmüyorsunuz galiba. İstanbul'da kalacaksınız gibi. Siz de bir fenomen olacaksınız bu gidişle. Bilmiyoruz, bakacağız. Hemen bir haberle başlamak istiyorum. Şöyle vereyim ekrana ve onun ayrıntılarını konuşacağız. Engin Polat ve Dilan Polat çifti hapiste ama gündeme düştü tabii. O da şu, hemen şöyle verelim, açalım. Bunu sessize alacağım çünkü telif gelmesin diye. Evet. Hüseyin Bey, şimdi tabii izleyicilerimiz bu haberle de ilgili aynı zamanda şöyle bir yorum yapıyorlar. Diyorlar ki Engin Polat, Dilan Polat çifti içeride. Buna rağmen yeni şubeler açılıyor. Normal itibariyle açılmaması diye bakıyorlar. Acaba patron daha başkası olduğu için açmaya devam ediyorlar? Yoksa Dilan Polat ve Engin Polat içeride olmasına rağmen hala kamuoyunda onlara yönelik olarak bir ilgi, bir alaka, ürünlerine yönelik bir ilgi ve alakanın göstergesi olarak mı görüyoruz? Yine bu açılışlar devam edecek mi? Bu açılış aynı zamanda bir medya algısı üzerine mi kurulu bir şey? Onları merak ediyorum. Buyurun. Evet. Aslında soruşturma dışında gerçek olan şu, TMSF kayyumları şirketin durumuna baktılar, şirketlerin çalışılabilir, çalıştırılabilir bir düzenek olduğunu, müşterilerin var olduğunu, malzemenin satılabilecek olduğunu, satış yapılabilecek platformların buna uygun olduğunu tespit ettiler. Görüşmeler yaptılar, toplantılar yaptılar bize intikal eden şekliyle ve enteresan bir şekilde devlet ticaret konusunda ağır işlemesine rağmen kayyumlar enteresan bir hızla tekrar bu şirketleri reorganize yaparak ticaret faaliyetine sokmuş oldu. Böylece 130'un üzerindeki şubeler, franchising sözleşmesi yapan insanlar zarar etmekten belli bir ölçüde kurtuldular. Hepsinde çalışan kişilerin, merkezde çalışan kişilerin büyük çoğunluğu maaş almaya devam ettiler. Ve böylece aslında hem devlet bir vergi geliri elde etmeye başladı, hem de istihdam sorunu çözülmüş oldu. Kışın ortasında yaklaşık 2000 kişi büyük bir umutla kayyumun, TMSF'nin bu gayretiyle tekrar faaliyete geçti. Bu faaliyetin bir sonucu olarak da dün bir açılış yapıldı, 131. şube. Bunun için TMSF'nin yetkililerini tebrik ediyorum sürekli. Gerçekten takdire şayan bir faaliyet içerisindeler. Bu özlediğimiz de bir şeydi. Ve benim bildiğim kadarıyla Ali Bey, yaklaşık 6-7 şube daha yapımı sürüyor. Ama bundan kayyumların haberi var mı yok mu tam net bilmiyorum ama talipliler var. Beni telefonla arayan 4-5 tane şube olmayan yerden benim aracılık yapmamı ve burada çok iyi gideceğini, Bodrum gibi efendim başka illerden bugün mesaj yazanlar var, telefon edenler var. Böyle bir heyecan, böyle bir talep var. Şimdi Hüseyin Bey şöyle mi anlıyorum? Yani Dilan Polatların ve Engin Polat çiftinin tüm şirketleri TMSF'nin elinde, el konuldu şirketlere. Bu yeni şubeyi açan TMSF'nin atadığı kayyumlar açıyorlar. Öyle mi anlıyorum?
Hayır, bir serbest müteşebbisin sözleşmesini yürürlüğe koyan kayyumlar, tek yetkili kayyumlar. Yani bizim şirketler üzerinde herhangi bir ticari, vergisel veya başka tür yetkimiz yok. Kayyum aynı kaldığı yerden işletmeye devam ediyor, sözleşmeler yapmaya devam ediyor, mal almaya, siparişleri karşılamaya devam ediyor. Normal, sanki hiç içeride birileri yokmuş gibi aynı şirket sahipleri, eski sahipleri gibi bir ticari mantıkla, çünkü işleyebilen bir şirket idi, devam ediyorlar. Bu da onun bir parçası olarak dün açılış yapıldı. Kayyumlar vatandaşın orada buluşmasını, müşterilerle efendim orada hizmet almak isteyenlerle buluşmasını sağladı. Basın açıklaması da TMSF'nin kontrolünde gerçekleştirdi. Biz de katıldık böyle ticari bir heyecana. Bu hoşumuza gitti. Müvekkillerin oluşturmuş olduğu yapının kayyumlar tarafından da işletebilir bir durumda olmasını gözlemlemek hoşumuza gitti. Katıldık, destek olduk. O zaman şöyle mi anlayacağız? Bir, Dilan ve Engin Polatlar'la ilgili olarak kara paralardan söz edildi. Bak, gördünüz mü kardeşim, TMSF yeni şubeler açmaya devam ediyor. İnsanlar yine o şubelere akın etmeye devam ediyor. Ticari faaliyetleri devam ediyor. Belki TMSF yakında mahkemeye de belki işte karlılık oranları bu diye şeyler verecekler, raporlar verecekler ve kamuoyu algısı açısından da ortalıkta bir kara para aklama meselesinin olmadığı mı ortaya çıkmış olacak? Yani bir anlamda bu tür faaliyetleri biz bir kanıt olarak mı göreceğiz Hüseyin Bey? Şöyle söyleyeyim, kuşkular delillere rağmen devam etti Ali Bey. Yani biz delilleri ortaya koymamıza rağmen yine de belli bir kesim toplumumuzun bir kısmı, medyanın bir kısmı dediler ki bu kadar paranın kaynağı bu delillere rağmen yine de şüpheli. Hatta mukayeseler yapıldı. Ben yıllardır şunu yapıyorum, niye zengin olamadım, neden bu kadar para kazanamadım, hatta ben de bu sektördeyim, neden böyle olmadı gibi ticaretin başkaca unsurları göz ardı edilerek, sıfırlanarak, sanki herkes hangi sektörde olursa birbirleriyle aynı miktarda bir ticaret yapacaklarını, para kazanacakları gibi bir evhama kapıldılar. Fakat dediğim gibi burada gerçekleşen olay herkesin ticari nasibinin, herkesin ticaretteki başarısının birbiriyle aynı olmadığını ortaya çıkarmış oldu. Buradan şu çıkıyor, eğer kuşkularımızı besleyen bu paranın kaynağı nedir sorusunu cevaplandıracak olursak, bu elimizde fiili herkesin görebileceği ve izleyebileceği bir kanıt olarak şu çıktı ki, müşteriden kaynaklanan bir paranın kaynağı var, efendim mal alım satımından kaynaklanan bir paranın kaynağı var. Bu şirketleri oluşturan kişilerin tutuklu olmalarına rağmen, bir sürü iddiayla yargılanmalarına rağmen, insanların bir güven sorunu olmadıkları, buradan para kazanabileceklerini, ticaret yapabileceklerini, hala inançlarını sürdürdüğüne dair bir elimizde veri oluşuyor, bir sonuç var. Ve esas itibariyle bunu çokça söylemek de istemiyorum. Çünkü çok açık, herkesin fikredebileceği, düşünebileceği bir şey. Aynı platformlardan satış yapılması uygun görülünce kayyumlar tarafından, çünkü inceleyip sık dokur kayyumlar, devlet bu işe bütün hukuki mevzuatı gözeterek bakar. Demek ki platformlar üzerinden yapılan satışlarla ilgili suçlamanın niteliği olan bahis işi, yine paranın kaynağının belirsiz olduğuna ve bir suçtan elde edildiğine dair kara para işi, yine ürünlerde uyarıcı madde olduğuna dair çok lüzumsuz ve savcılığın da bir süre artık ciddiye almadığı uyuşturucu imal suçu tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü bir fiil şimdiki işleyişle evvelki işleyiş arasında herhangi bir fark olmadığı, yöntemin bu olduğu, satılan malzemenin stoktaki malzeme olduğu, platformların aynısı olduğu ortaya çıkmış oldu. Dosyada bu suçların olmadığına dair enteresan bir şekilde belgeli olacağına
ilk defa benim avukatlık hayatımda fiili olarak suçlamaların ortadan kalktığına dair bir yaşamsal bir deneyimle karşı karşıyayım ben.